Selam millet Andy ve Leyley'in tabutuna devam ediyoruz. Artık biliyoruz ki oyunun isminde geçen tabut ibaresi bildiğiniz bu ev. Yani bu ev bizim bildiğimiz tabutumuz şu an çıkamıyoruz çünkü. En son bölümde geçen Komşu ayin yapıyordu ve şeytan çağırmaya çalıştı şeytan. Çünkü hatırlayın, bundan önceki bölümde şeytanı çağırmaya çalışıyor ama şeytan gelmedi o. Şey diyordu o karakter. Ya nerede hata yapıyorum falan diyordu. Geçen bölüm şeytanı çağırabildi ve şeytan gelip onu öldürdü. Ve ben camdan baktıktan sonra kapı kolu camın diğer tarafından seninle alay ediyor. Camı kırarım. işte kül tablası şimdi mi devreye girecek? Bakalım. Andrew'e bunu sorabilirim ama ne yapacağımı biliyorum. Gel. Gel Allah'ım. Bu artık bunu alalım alalım yani. Bunu da kıralım. <laughs> Şimdi içeride e, bizim komşumuz var. Şeytan tarafından öldürüldü. Kapıyı kırıp kilidi açtın. İçerideyiz. İlk önce şu şarkıyı kapatacağım. Çünkü bundan telif yememem meselesi. Oh, yemin ediyorum bu rahatlık. Lütfen, lütfen Ashley bununla alakalı bir şey söyle. Pekala ölmüş arkadaşımıza bakacağız. Bayağı eti var. Kendi kendine düşünüyorsun. Baya et var mı? Ne? Görüşe göre yüksek sesle düşündün. Okey. Kızımız bir yamyam. Yam. Kızımız gerçekten bir yamyam. Yam. Acaba adamı biz öldürmemiş olsak bile yasal mıdır? Bu ne demek oluyor? Yasada şu olan ne? Şey anlarsın ya. Onu yemek mi istiyorsun? Ashley. Ben ima ettiğim şey bu değil. Hayır. Çocuk şey söylemeye çalışıyor. Al Hayır sadece gözlem yapıyordum. He ama yapamayız. Eğer onu yersek o zaman işimiz biter. Eninde sonunda bizi serbest bıraktıklarında yakalanmamamız mümkün değil. Ama adamı biz öldürmedik ki. Bence cesede dokunmak bile suç. E abi Allah aşkına bakın dolap molap var. Şu dolaplardan bir şey buluruz. Yiyeceğimiz başka bir şey olmadığına göre bunu görmezden gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Buradaki personel bize yiyecek vermediklerini itiraf eder mi dersin? Onlar büyük ihtimal diyecek ki biz onlara her gün yemek getirdik. Aa bir dakika ya. Bu kız şimdi yamyam değil ki. Abi bu kızı yamyamlıkla, yamyamlıkla suçlayamazsın ki. Açlıktan ölüyor. Onu da geçtim. Gerçekten onlara komşumuzu bir iblisin öldürdüğünü mü söyleyeceğiz? Sence şüphelenmezler mi? Bu konuyu çok düşünüyorsun. Yapıyor muyuz, yapmıyor. Bu arada artık ya bu kıza yamyam demeyeceğim. Çünkü yamyam Yiyebilecek eti varken kalkıp kendi e, türünü yiyene denir. Yani tamam dolapta bir biftek varken eşli bu adamı yemek istiyor mu? Bence asıl soru bu. Andrew bir cevap bekliyor. Ee, evet. Pekala o zaman hadi onu doğramak için bir şey bulalım. Adamı gerçekten yiyeceğiz. Açıkçası eşli Ashley doğru olanı yapıyor. Çünkü hayatta kalmak istiyorsan ama bir dolaba baksam mıydık ya? Tamam teşekkürler aradım cevabı burada satır var oyun satırı almamı istiyor ama ilk önce odalara bakacağız Banyo bok koktuğu için araştırmaktan ya Allah Allah Müziği açmayacağım tam satır almamı istiyor oyun Bu kapıda kilitli oğlum sen içeride nasıl geçiniyordun burada ritüeller yaparak Büyük ihtimal bu da şeytanı çağırma sebebi Acemiler için şeytan çağırma cilt 666 başlıklı bir kitap duruyor Bundan önce gerçekten 665 cilt basılmış mıdır yoksa? <laughs> Güzel sorular soruyorsun. Ama bilmek istediğim tek şey bu kitabın yazarının kim oldu? Gizli. Yazarımız utangaç olmalı. <laughs> Her neyse bunu daha sonra bakarız. Hadi elimizdeki göreve odaklamaya devam edelim. Andrew olaya girmiş. Andrew kapaya girmiş ama ben giremedim. O kız almak istemiyorum ya. Satırı aldın. Al sen yapsana. Sen yap. Sen yap lanet olsun. Şimdi sen kollarını al, ben bacaklarını halledeceğim. Ben şey anlamadım. Yani bence oyun şurada bunu yapmalıydı. Bizimkiler eve gitmeliydi. Gerçekten biraz daha acık acıkmaları gerekiyordu. Ve sonra bir fikir ortaya çıkması gerekiyordu. Ya şu adamı gidip yiyelim. Direkt burada hemen o adam ölmüş hadi yiyelim yapmaları falan. Bana bir tık acemice geldi. Kesmeye nereden başlayacaksın? Sağ kol sol kol. Ne bu benim siyasi görüşümü mü anlatacak şu an? Hadi sol kol olsun ama hayır. <laughs> Sıradaki. Sağ kol. Onu bu şekildeyken ulu orta taşıyamayız. Hızlıca koysak. Hayır gidip plastik poşet falan alamaz mısın? Sen yokken gerisini ben halledeceğim sanırım. Sana güveniyorum Andy. Bana öyle seslenme. Bu arada bak ben ne kadar şey yapabildim bilmiyorum ama az önce. Az önce Ashley'nin seslenmesi resmen altında yatan şeyi anladınız. Satırı ona verdin. Tamam ben poşet almaya gidiyorum eve. Abi inanılmaz ya camı kırmışız. Belki belki yemek getirmişlerdir ha. Ee, poşetleri nereden alacağım? Şimdi ben gene bir satranç odası klasik her eve geldiğim zaman. Bakarım. Yani Andrew şu an adamı parçalıyor ve benden de poşet istiyor. Şu poşetleri kullanabilir miyiz? Yemek üzere olduğumuz eti kullanılmış bir çöp poşetinin içinde taşımamayı tercih edersin. Başka bir şey bul. Tamam. Tamam uyum bana poşet bulmak istiyorsan başka bir şey bul dedi. Etrafa bakmaya devam edeceğim. Şurada sanki bir şey var. Pekala. Telefon bel kendim. <laughs> Asla. Ya bu arada kadın bizim yanımıza istese de gelemiyor galiba. Hı? Ben böyle bir çıkarımda bulundum. Pekala. Ee, yani burası da yoksa şeye gideceğim ya Allah'ım lütfen banyodan poşet aldırma bana oyun. Şuraya bakacağım. Boş dondurucu. E dondurucuya taşıyacağız onları. Andrew paspası buraya bırakmış olmalı. Plastik poşet aldım. Bak paspasın arkasından plastik poşet buldum ne hikmetse. Tamam plastik poşetlerimizi bulduk ama tabii ki sifonumuzu çekelim. Pekala. <laughs> Gittim de kuşbaşı bir... İnsan mı göreceğim orada bilmiyorum. Devam. O dostum. Yani pek ayırmamışsın gibi. Bilmiyorum. Sol kolu aldın. Sağ ayağı aldın. Sağ bacağı aldın. Sağ kolu aldın. Hayır. <laughs> Küçük bir sorunumuz var. Plastik torbalar gövdenin tamamını içine alacak kadar büyük değil. Siktir omurgasını da kesebileceğimizi sanmıyorum. Onu büksen. Ben bunun işe yarayacağını sanmıyorum. İzle ve öğren. İnanılmaz. Bu arada çok yakından görüyoruz bu şeytan çağıran çocuğu. Şeytan çağırmış gerçekten. Ne tamam da eğer biri pencereden dışarı bakarsa sıçarız. Ya hadi ama bu gerçekten önemli mi? İnsanlar zaten ya poşet kullanırsa? Dinle bunu yapam. Ta ta. Kafasına poşet geçirilmiş bir ceset. Kimse anlamaz. Çok mantıklı Ashley. <laughs> Ashley'nin <laughs> <laughs> ikisinin de psikoloji. Özet. Yani şu an aman tanrım hayır beni güldürme yemin ediyorum bu kafadaydım az önce. Sana hiçbir şey yaptıracak gücüm yok Andrew. Tamam tamam. Şu dudağını şöyle yapma Ashley lütfen ya. <laughs> Uzuvları topla ve git. Dondurucumuzda parçaları için yeter. Tamam dondurucumuza koyacağız. Ben de gövdeyi ve kafasını şimdilik buradaki dondurucuda koyacağım. Bence bu eve bir daha girmeyelim. O halde ben de gidip bir şeyler pişireyim. Aynen harika bir şey pişireceğine eminim. <laughs> Abi bana bu arada sorarsa sağ kolu pişireceğim. Bir dakika. Bir dakika. Andrew bununla da ilgilenince şu evi Ya bu adam bir şey söyleyeceğim bu adam nasıl şeytan çağırabildi ya fantastik olaylar nasıl var abi oyunda Hani zaten Enses bir ilişkiyi yamyamlıkla Böyle süsleyip bize anlatıyorlar şu an İnanılmaz Pekala Pekala devam Gideceğim ve dondurucuya koyacağım. O istediği şey buydu. Bizim boş dondurucumuz artık kesilen uzuvları dondurucuya koyuyorsun. Şimdi hangisini yemek istersin? Bunu bana soracağını biliyordum. Vallaha ee, bacaklar. Bacak vücuttaki en çok kasın olduğu bölge. Yani oradaki etler biraz daha bekleyebilir. Dondurucumuzda çalışıyor zaten. O yüzden sağ kolla başlayalım. Peki, pişirme zamanı. Pekala, gerçekten ocakta bir kol pişireceğim. Eti pişiriyorsun. Yemek hazır. Ne kadar güzel ne kadar şirin bir şekilde Pekala bu nedir Ellerime sağlık yumul bakalım Önce sen O oh, Hiç sorgulamadı ha oh, ne Sen zaten tamam <laughs> He, Biz yumul dedik Derken zaten yumulmuş Ya Andrew bunu israf etmeyeceğiz Ne doğru pekala Bu arada bayağı bir yemeğimiz kaldı Andrew senin pişirdiğin yemekten bir hasarı kalıyor Ne daha önce hiç sağ kol yemedin mi Bu nasıl bir bakış Beğendiğini sanmıyorum. Övürmeye başladı. Hayır sakın eşli ağzını kapatıyor. Sakın onu yemek zorundasın. Yemeğe ihtiyacın var. Yut. Yut dedim sana. <laughs> Hepsini yut. Yudum. <laughs> Yudum ne? Peki nasıl? Şey. Tanrım yemek seçenlerden nefret ediyorum. Oğlum az önce solucana bile okeydin geçen bölüm. Bunu sevgimle yaptım. <laughs> yani tabağı yalayıp yutmadan masadan kalkmıyorsun. Boş yapmayı bırak kadın. <laughs> o zaman övürmeyi bırak koca bebek. Yiyeceğim tamam mı? Sadece bana bir dakika ver. <laughs> Pekala. Dikkatli bakışın altında tabağını yavaşça bitiriyor. Aferin oğluma seni. Bunu yapmayı kes seni lanet şey. Siktir git eşli. <laughs> Teşekkür etmenin ilginç bir yola. Ya eşli nasıl bir karakter ya delireceğim. Evet evet çok teşekkürler. Ya bir çizgi var ve beni oraya çekmeye çalışıyor ve ben burada direniyorum. Masayı temizleyeceğim beni rahat bırak. Az sayıda baharatımız kaldı sence bundan sonra ne kullanayım? Bilmiyorum yandaki komşunun taşaklarını kullan. Bilmem kişniş. <laughs> tamam yarın onu kullanırım o zaman. Şimdi oğlum bu kız evcilik oynuyor kafasında. Şu an bizi karı koca falan yapıyor. İyi geceler falan diyor. İyi geceler. Aa. Yatmamı istiyor. Satranç odasında yatabilir miyim? Bir dakika. Burada yatırmıyor. Buraya sadece bayıldığım zaman Andrew beni taşıyor. Pekala. Şimdi oyunun kritik anlarından birinde miyiz bilmiyorum. Şuraya tekrar bakacağım. Çünkü şeytan. Bu odaya niye giremiyorum ya? Hayır. Hayır diyor karakter. Hani şey bile değil. Sanki Gaster'ın odasına gireceğiz. Allah'ım ya. Dolap sığabileceğin kadar büyük. Bak bu ne demek oluyor? Saklanmak için bir yer. Pekala. Bunu öğrendiğim o kadar iyi oldu ki. Allah'ım şu an var ya güzel bir sona belki de yaklaştım. Eğer bir şey beni koşturursa en azından kendimi koruyacağım. Yani burası tamam mı? Unutma komşunun evinde girdiğin anda sağdaki dolap. Bu benim hayatımı kurtaracak. İyi ki bakmışım. Var ya bir şey söyleyeyim mi? O kriz anı gelirse gelecek. Ben yatmaya gitmeden önce biraz televizyon izleyeceğim Andrew. Oh 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 hayatta kalma sonunda en azından yapabileceğim. Pekala. Of yatacağım da. Etimizi yedik. Karnımız doydu ve eşli korkunç bir kız. Yatalım ya. Hayatındaki seçimlerden tamamen memnun olarak uykuya dalıyorsun. Ah. Senden hoşlandığını. Bu arada bir sinema mı bu? Evet. Aa bir dakika bu bu onun daha da küçük bir hali. Kim? Aa bizimkilerin küçüklük hali. Okuldan arkadaşım. Oku Bak Leyla dedi ki okuldan bir arkadaşım senden hoşlandığını söyledi dedi. Yani en azından arkadaşım olduğunu sanıyordum. Neyse ona erkek onun erkek arkadaşı olacak mısın? Ne <laughs> iğrenç <İyirenci>, hayır. <laughs> ona bir ders vermem gerek. Sen benim abimsin benim. Başka bir kadının sevgilisini çalmadan önce ona iki kez düşündür. Başka bir kadının sevgilisini çalmadan önce Doğru sen de bir kızsın. Ne demek istiyorsun? <laughs> Seni bir kadın olarak göremiyorum. Ya da önemli bir kişi olarak. Yani böyle de deme be. Siktir git bu dünyadaki en kadınsı kadın benim. Neyse onu eski depoya götüreceğim ve kasalardan birini. Oğlum bunların... Bunların karma pek de iyi değil galiba. Bu nasıl? Bunlar nasıl planlar? Aynen aynen. Ciddiyim. Bu arada yapar. Yapar. Kesinlikle yapacak. Annem alışveriş için bana biraz para verdi. Gelmek ister misin? Odaklan Andy. Onu bütün gece orada bırakalım. Bu dersini verecektir. Bence yapmayalım. <laughs> Ona takılmayı teklif etmelisin. O zaman hayır diyemez. Gerçekten bunu yaptık mı? Leyla ben istemiyorum. Sadece kızın yanına gitme. Ondan seninle ilgilenmesi gelmesini iste. Onu depoya götür. Sonra ne olacağına bakarız. Bunu gerçekten yaptık mı ya? Hadi ama. Annem bana her konuda yardım edeceğini söyledi. Ben bu cümleyi oyunun başında hatırlıyorum. Andrew Onu arkadaşın olduğunu sanıyor. Ben bu cümleyi hatırlıyorum. Biz buraya biz buraya flashback atmışız. Ben de öyle düşünmüştüm. İşimiz bitince tekrar arkadaşım olabilir. Sadece nasıl davranması gerektiğini hatırlaması gerek. O zaman oradaki nokta noktalı yer buymuş. Başımız belaya girecek. Onu ancak bizi ispiyon, ispiyonlamayacağına söz verdiğinde serbest bırakacağım. Öf, hadi Andy. Peki Andy tam bir salaksın. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ah yaşasın harikasın. Bugünkü bölümün adı Andy ve Leyley ve kutudaki orospu. Bir gün kutunun içindeki orospu sen olacaksın ve arkadaşların sırayla üzerine işeyecek. <laughs> Çevrendeki bu orospular hakkında ne yapacağım acaba? Bu kelimeleri nereden öğreniyorsun Ashley? Ah bunda oğlum bunlar Dirty Dolkun içinden geçiyor. Seni oynamaya götüreceğim ve işin bittiğinde kutuya geri döneceğiz. Deliler lan Gerçekten bir ara kıçını sağlam tekmelemeliyim. Neden bu kadar uzun sürdü? Hasiktir. Gerçekten bu hikayeyi oynuyoruz. Gerçekten bu hikayeyi oynuyoruz. Planlarımızı unutmadı değil mi? Kızı buraya getirmesini bekliyor. Hareket edebiliyor muyum? Abi Aa geldiler. Yazık ya. Nihayet. Burada ne işin var kızın gözleri? <laughs> Bu ne demek oluyor? Sürpriz. Ben de sizinle takılmak istiyorum. Aa. Yani sanırım sorun olmaz. Anne burada olduğunu söyledim mi? Annene burada olduğunu söyledim mi? Hayır neden? <laughs> Sadece merak. Oğlum. Eşliğe baksan. Eşli kötü bir karakter ve ben kötü bir karakteri oynuyorum. Demek istediğim bir olanla takılmana izin vermesine şaşırdım. Hayır Julia ile çalışmaya gittiğimi sanıyor. Merve'lere gitmiş tamam. Sen neden buradasın Eşli? İlahi müdahale diyelim. <laughs> Bu ne anlama geliyor? Bu onun gerizekalı olduğu anlamına geliyor. Takma onu. Peki içeri girecek miyiz artık? Abi ne olacak burada? Girmemize izin var mı? Ben izin veriyorum. Hadi içeri girmenin bir yolunu bulalım kala. Karakter bize bıraktı oyunu. Şurada bir balyoz gibi bir şey var. Çelik bir tokmak. Böyle bir durumda bir tokmağın bize nasıl faydalı olabileceğini gerçekten düşünemiyorum. Ben işe yaramasını sağlayabilir. Oğlum eşli. Sen gerçekten böyle bir karı mıydın? Depoya girme. Ben de diyorum ki hani oradaki kapalı evde kaldığı için psikolojisi böyle. Kız hep böyleymiş. Depoya girmemize yardım etmek için mi? Sanmam o zaman o kıza vurmayacaksın değil mi? Lele aklından ne geçtiğini bilmek bile istemiyorum. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Dur kızım ya dur ya. Önemli değil aramaya devam edelim. Tamam sadece bir şakaydı ha. Şurada da bir çekiç var. Çekici aldım. Şimdi buraya vuralım mı? Sanki buraya girecek gibiyiz ya da şuraya mı? Aynen. Neden bu metal levhayı duvara çivilemişler ki? Arkasında bir delik var gibi görünüyor. Mükemmel. Söko halde. Ne bunu yapamam. Sorun değil kimseye söylemeyeceğim. İstesem de yapamaz ki aptal. Aletimiz olsa... Oğlum da çekiç var. Bu kadar dayanıksız olmasına rağmen mi? Evet. Ben ben kaslı adamlardan ziyade akıllı olanları Sana fikrini soran olmadı gerizekalı. Buradan sonra çok kötü şeyler olacak. Hazırlıklı ol. Kim sordu? Ah! Yoksa küçük bir eşli miyim? Yoksa küçük bir... Şimdi alabiliyoruz mu balyozu? Çekici kullanamıyoruz mu ya? Heh, çivileri çıkarmak için çekicin arkasını kullandın. Aha. Girdik, içerideyiz. Vay, e, burası biraz tozluymuş. <laughs> astımın beni endişelendiriyor. Eyvah, eşli astımın olduğunu bilmemeli. Bak, eşli astımın olduğunu bilmemeli. Bir şey olmaz sorun yok. Şu bakış, şu bakış, şu alttan biliyorum biraz ee, saklanmaç oynamaya ne dersin? Çocuk gibisin. Ee, ama Andy de oynamak istiyor. Öyle mi? Ne, ne, evet elbette. Andy bayağı domine ediyormuş lan eşliği. E bu ev... Allah'tan kontrolüm birazı bizde. Gördün mü? Yani demek istediğim arada bir eğlenceli olabilir. Gördü kız kız e, Andy'yi sevdiği için, hoşlandığı için bu aptal teklifi bile kabul edecek. Sen de oynamak istiyordun çocuk. <laughs> ben ben e, ebeyim. Ona kadar sayacağım. 100 en az 100'e kadar say. Tamam tamam. 1 2 3 4. Pekala onu içeri tıkacak güzel bir kutu bulalım. Hala bunu yapmak istiyor musun? Elbette bu oğlum kızın astımı var ve biz onu tozlu bu depoya bırakırsak kız panik atak, anksiyete, kalp krizi anasının ama her şeyi geçirecek. Nasıl yapacağız? Hmm, elbette burada olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi fırsat. Oğlum! Aa bir dakika Leyla'yı yazıyor lan ben yeni görüyorum. Eşli de hep Leyla'yı yazıyor. Ki zaten diğerinde de Andrew. Bunlar... Leyley. Söz verdin. Allah Allah. Eşli Leyley. Galiba iki isimli. <laughs> Şimdi saymayı bitirmeden acele edelim. Pekala. istediği şey tam olarak ne? Şuraya bir bakacağım. Yukarı çıkarmıyor. Şuraya gidebiliyorum ama. Bizden ne istedi? Burası saklanmak için iyi bir yer. Saklanmamızı istiyormuş. Okey. Okey. Ama önce bak ismini ee, mesela ne diyelim? çok güzel bir isim var oraya uyan da oraya onu oraya yakıştıramam. Niye kutuya hapsedeceğimize karar verelim. Daha sonra burada saklanacaksın. Oğlum siz dalga mı geçiyorsun ya? Bir dakika nasıl? Daha sonra burada saklanacaksın. Kutuyu hapsetmeyi nasıl yapmayı planlıyorsun? İşte bu işe yarar. Ama sandığın üzerinde kilit yok. Oğlum o zaten kız. Allah'ım. Allah'ım bunu engelleyemiyor muyum? Ne demek ki? Bu arada Andy. Halkaların arasında bir çubuk ya da başka bir şey koymak bu sandığı kapalı tutacaktır. Çubuk kırılmaz mı? Hayır yani eğer düzgün koyarsak kıracak güce sahip olacağından şüpheliyim. Bırakın kırsın amına. Lan bırakın kırsın. Ah. Önüm arkam sağım solum sobe. Kahretsin çok hızlı saydı. Aslında o kadar da hızlı değildi. Hadi saklanalım. Tamam dur. Allah kahretsin geliyor kız. Şimdi saklanacağız. O kutunun oraya geldiği zaman da herhalde arkasından iteceğiz ne bileyim. Bu arada sopayı nereden bulacağız? Andy ayaklarının dibindeki bir çubuğu alıyor. Bak sanırım bu iş görür. Oğlum Andy neden uyuyorsun buna? Peki ne düşünüyorsun? Güzel mi? Çubuk mu? Sence o mu fena değil sanırım. Bak bak çok fena kıskandıracak şimdi. Hay ananı. Eyvah eyvah. Ne ya? Aha. Ayak buldum sizi. İkinizi de. Neden aynı yere saklandınız ki aptallar? <laughs> ben benim yerimdi burası. O halde ebe sensin. Olmaz Andy benim yerimi çaldı. O yüzden ebe o. Tamam tamam gidip sayacağım. Tamam şimdi bizimkinin olayı başlıyor. Ya ben bunu... Nendi dışarıda saymaya geliyor gidiyor. <laughs> Saklanma yerlerim rakipsizdir. Senin için çok iyi bir yer biliyorum. Allah'ım kutuya saklanalım diyecek kız oraya kilitleyecek. <laughs> Umarım bu tongaya düşmezsin. Hmm, peki. Abi ya. Of gel. Gel bak burasını biliyor musun? Bak burada ne var. Buraya sığabilir misin? Kötü bir fikir gibi geldi. Nasıl yani? Kıyafetlerim kirlenir. <laughs> Kimin umrunda? Annem kızar eğer ben... Yüz oldu. Hadi hadi geliyor acele et acele et. Ee, şey tamam. Abi arkadaşın aceleyle sandığın içine atladı. He <laughs> he. Of çok klostrofobik. Ah nefesim daralıyor. O da neydi? He <laughs> he şimdi yakaladım seni. Seni kapaktan atamayacak kadar zayıf. <laughs> bu, bu hiç komik değil işte çık. Oğlum kızın astımı var. İşte buradasın Andy Tospa. Acele et kaçmaya çalışıyor. Nefes ol. Oğlum kızın astı mı var? Siz şaka mısınız? O iyi mi? Andy. Abi sen çok salak bir ça çağırsın ya. Sen çok salaksın ya. Senin salaklığını anlatacağım bir ara dur. Lütfen ben. ilgi manyaklığını bırak. Kapa çeneni artık. Leyley. Leyley bırak onu. Numara yapıyor. Kimse tozdan ölmez. <laughs> Hadi bırak çıksın. Ne bana değil ona mı inanacaksın? Mesele ona inanıp inanmamamla ilgili değil. Kız hasta zaten. İyi o zaman onu serbest bırak. Zaten ben kimin umrundayım ki? <laughs> Herkes onu daha çok seviyor. Eminim ki sen de onu daha çok seviyorsundur. Kesin öyledir eminim. Kız ölüyor. Eminim benimle vakit geçirmektense bir kız arkadaşın olmasını isterdin değil mi? Hadi ama sana zaten söyledim ben. Kesin benimle sadece annem söylediği için takılıyorsundur. Ya off, şey bu yani belki öyle dedi ama ben de kendi rızamla desene. Bu adil değil neden herkes onu daha çok... Ya abi kızı çıkaralım bu kız yaşayacak gibi geliyor bana bu arada. Gürültücü tuhaf sinir bozucu biriyle ve kimse biriyim ve kimse beni sevmiyor. Aslında böyle değil yani seni herkesten çok seviyorum Leyla'yı. Kanıtla yalancı. Ne yapsın? Öf, biliyordum. Sürekli böyle davranmasaydın daha kendi kardeşim bile beni onun yerine seçmiyor. Bunu zaten biliyordum. Bir dakika ne demek istiyorsun? Az önce. La la boşu kes. Lanet olsun. Oğlum çıkartış. Al mutlu musun? Abi kanıtla derken oraya şey koymaktan mı bahsediyordu? <laughs> evet. Ya şimdi bir dakika ya. Bunların yaşlar ne? Tabii o da önemli. Mesela bunları yaparken ama yok ya. kötü 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 ya. Eşli kötü biri oğlum. Eşli bir çara. <laughs> Sadece bir şey söyleyeceğim. Oğlum ben çaradan başka bu kadar kötü bir karakter görmemiştim. Ama bu daha kötü. Bak bu daha kötü. Sadece sabaha kadar tutacağız tamam mı? Lan sen salak mısın o kız? Yarım saat içinde ölecek. Evet evet sen iyisiz iyisizim. En çok seni seviyorum Andy. Kız yarım saat içinde ölecek. Duydun mu? Sabaha kadar orada kalacaksın. Hayır lütfen Ashley. Aa Ashley dedi lan ilk kez Leyla'ya. Çıkar beni lütfen. Onlar birbirlerine lakap galiba. Ashley bekle yapma. Gitme Ashley lütfen. Ashley. Ashley. Ah. 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 Bu gerçek hayata döndüğümüz sinyali. Andrew beni uyandırmaya çalışıyor. Uyanık mısın? Artık uyanığım sayende. Hmm, tamam. Ne oldu? Şu bakışlara bak Ashley'nin ya. Hiçbir şey sadece... Tanrım ne yaptık biz? Şey bunun kafası protein sentezi yeni oldu herhalde. Kafası yeni geldi. Hala akşam yemeğini mi düşünüyorsun? Peki o zaman yeme ve açlıktan öl. Bana da fazlası kalır. Ha, al işte. Neden böylesin? Aklını mı kaçırdın? Oğlum o hep aklını kaçırmıştı ya. Ben merak ediyorum şu dört harfli kız. Of ya. İnşallah ölmemiştir. Dinle adamı ben öldürmedim. <laughs> yani yanlış bir şey yapmadım. Bir cesedi kesip yedin eşliğe. Başka ne yapabilirdik ki? Ya bu konuda ben burada işte hak veriyorum. Yani kesinlikle böyle olması gerekiyordu. Bekçi arayıp adamın öldüğünü söyleyebilirdik. Tamam o zaman bize gene yemek vermeyecekleri bir senaryo çıkacaktı. Adamın ölüsünden heykel mi yapacaklar? Ha evet e, efendim komşumuz biri evet. Bu, bu kesinlikle. Bak ben de bunu düşündüm. Bir iblis çağırdı ve Arne'den öldü. Yemin ederim biz öldürmedik. İblis öldürdü. Evet, ben bizim orada olduğumuzu söylemezdik ki. Andrew, bak 7'sinde neysen 70'inde olsun galiba. Sen gerçekten salaksın ya. Ona gidip adamı kontrol etmesini söyleyebilirdik. Andrew, sana ne oluyor? Ne ne oluyor? İkimiz de bu konuda aynı fikirde değil miydik? Bunun en başından senin önerin olduğuna yemin edebilirim. Evet, böyle bir şey oldu bu arada. Düzgünce düşünemeyecek kadar açtım. Tamam işte ben de bu yüzden. Düzgünce düşünebilecek kıvama gelmemiz için yaptık. Saçmalamaya başladın. Pekala öyle olduğunu varsayalım. Bu konuda ne yapmamı istiyorsun? Ben... Şşş! işte sihirli değneğim gidiyor. İşte seni günahlarından arındırdım. Artık tek lokma insan eti bile midene girmedi. <laughs> Bak az önce vaptiz edildin. <laughs> bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki de... Om... Ya bir şey Eşli. Yani... Allah'ım inşallah bu arada step sister muhabbeti var dediler yorumlarda ne kadar doğru bilmiyorum ama yani sizi fena e, galiba sizi yapacağım ya of sizi yapacağım inşallah üye çıkarsınız bunun kanun karşısındaki geçerliliğini göreceğiz kimin umurunda ne eh, burada aşırı koşullar altındayız değil mi mazur görülmez miyiz çünkü bunların hepsi şu şirketin hatası yani su şirketinin Ha bir dakika yanlış okudum. Çok önemli bir detay. Önce bizi aylarca ediyorlar Sonra da bizi doyurmuyorlar. Su şirketi mi dedi yoksa şu şirketi mi dedi? Eğer su şirketi dediyse galiba parazitin kaynağı olan şirket mi acaba? Bilmiyorum. Duvarlarda üstümüze üstümüze geliyor. Belki deli olduğumuzu iddia edebiliriz. Ki sen delisin zaten. Bilmiyorum Eşli. Uf. Aha Andrew ağlıyor. Büyük ihtimal ee, Eşli onu biraz rahatlatmayı deneyecek. Sıkma canını. Ben adamın kafasını koparamadım. <laughs> ha? Yani dondurucuya tam sığmıyordu. Bu yüzden kafasını kesmem gerekiyordu ama kesemedim. Omurgası da neyse ben yani bayağı bir kestim sonra da çekip kopardı. Ya an Of tamam Andrew'in psikoloji GG. Hala düşünmeye devam ediyorum. Of uyuyamıyorum. Eşli bu bu. Gel buraya. Ha beraber yapacağız. Senin sorunun ne bilmiyorum. Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Ben sana sebebini söyleyeyim. Bu bilimsel bir açıklaması var. Ashley'nin frontal kortekstindeki duygu bölümü çalışmıyor. Ya da çok az çalışıyor. Yandere kısmı ise inanılmaz çalışıyor. Yani mesela sana deli gibi aşık. Senin için her öldürebilir. Ama bir tavşanın kafasının kesilmesinden rahatsız olmuyor. Çünkü oradaki hassas bölge yok. Sinirler yok orada bilmem galiba düşüncelerimi birbirinden ayırıyorum. Hayır benim dediğim şey seninki değil. Aynı adamın farklı donduruculara <laughs> aynı adamı bak görüyorsun gülüyor görüyor ya bu çünkü bu 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 onda o duygu durumunu tetiklemiyor. Sense garip hissediyorsun. Ashley. <laughs> Andrew no, bir şey söylüyor. Ashley gibi düşünmeye başladım. Ne oluyor lan? Hayır hayır ben normal bir insanım. <laughs> Andrew. Yani bu kızın çizgileri yok abi. Andrew. Andy. Lan! <laughs> ah! Sana bana böyle hitap etmeyi bırakmanı söylemiştim. Artık çocuk değiliz. O zaman neden bebek gibi ağlıyorsun? Ağlamıyorum. <laughs> Anneciğim büyük kötü ben kötü şeyler yaptım. <laughs> Rospi çeneni kapat. Gel de kapat. Ya of of delireceğim. Neler ya Allah'ım neyse dur. Uğraşamam boşver. Hey Andy, maceralara çıktığımız zamanları hatırlıyor musun? Neyi? Andy ve Leyla'yı şu ya da bu şey için arayışları... Bir şey söyle. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. O kız öldü mü abi? Acil bunun cevabını verin. Cık. Astımlı kıza ne oldu? Neden bu konuyu gündeme getiriyorsun? Bu da onlar gibi değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Şimdilik uyumlu olamaz mısın? bu berbat durumdan kurtulana kadar her şeyi daha sonra çözebilir. Ya o feşli ya bu kadar güçlü olman veya bu kadar şey olman ne bileyim ya da hayır şahsen bunu yapacağımı sanmıyorum. Ama terapiye gidebilirsin. Sanki bir terapiste neler yaptığımı anlatabilecekmişim gibi söylüyorsun. Peki sadece bir fikir. <laughs> Buradan çıkalım artık. Geç bile kaldık. Aylar önce çıkmalıydık. Artık yiyeceğimiz olduğuna göre karantina bitene kadar beklemeye devam etmek ister misin? Oğlum kızın gerçekten kapalı kalmakla alakalı hiçbir problemi yok. Anladın mı? Ya yani şu bakışa bakar mısın? Asla karantina biter bitmez bizi hapse atarlar. Ve hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Bu tabutta çürümek mi yoksa hapishanede sikilmek mi? <laughs> e yani sadece bu karantinadan değil aynı zamanda yaptıklarımızın sonuçlarından da kaçmak istiyorsun öyle mi? Tercih hani evet. Bu bölümün başlığı Andy Vala ile ve tabuttan kaçış olsun. Her neyse şimdi uyuyacağım. İyi geceler, iyi uykular. Teşekkürler. Seni seviyorum Andy. Andy'yi kıçına sok. Tamam seni o kadar da sevmiyorum. <laughs> Kendimi öldüresim geliyor. Balkondan aşağı atlamanın senin için fazla romantik olması çok kötü. <laughs> Kız inanılmaz ya. Yastık yüzüne öyle sert çarptı ki yıldızları gördün. Haha. <laughs> Oyunun ilerleyişi çok tatlı ya. Tamam arkadaşlar bakın 30 dakikaya çıkardım. Normalde 18-19 dakika yapıyordum. Ee, bölümleri 30 dakikaya çıkardım. Ve gerçekten merak ediyorum. Allah'ım şu an var ya. Olacak olayları o kadar merak ediyorum ama eşli karakteri inanılmaz bir çar ya. Yani burada bırakacağım bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Sınırları büyük ihtimal kaldıracağım. Çünkü eşliği görmek istiyorum. Yani eşlinin neler yapabileceğini gerçekten görmek istiyorum. Bir yandan da Andy'nin salaklığıyla devam etmek istiyor. Bilmiyorum bakalım. Ne oluyor? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.